çekiyor. Şu fındık yabani fındık olduğu için herhalde biraz verim çok iyi. Erzal çıkalım bir bakalım. Çık bakayım. Nasıl durum? Burası sürekli size bilgi vereceğim dediğim yer. Örnek fındık bahçesi. Ziraatın yaptığı, ilgilendiği bir yer. Kesikkaya'da. Fındık verimi. Fındık yok dedi Erdal ama. Yok yok. Şey. Yani şuna baksana. Olmuş zaten bunlar. Erdal taneleri de iyi. Bizim orada bu kadar iyi değil ki. Sadece ha, mu? İki tane, üç taneden iki tanesi boş. Ama bu sene şey yapılmış. Ama çok daha yeni. Şuraya baksana Erdal. Daha ne olsun, palazda fındık mı var bu sene ya? Çotanak yap. Çöp çotanak. Yani. Evet. Şuraya bakın. Görüyorsunuz. Daha ne olsun. Yani evet, şuna bakın. Bu sene bir de şeyi yok. Palas fındığı diyoruz buna. Palas fındıklı normalde fındık yok. Ama gayet güzel. Evet, şöyle bahçeleme şeyini de göstereyim. Işkın yok. İçinde ot yok. Şu yandaki fındığı da göstereyim. Bu da yan taraftaki olacak. Bunda da koparttık. Bunda da fındık yani onun kadar yok. Verim o kadar iyi değil. Bunun dibine kireç mi dökmüşler? Bir şey dökmüşler. Kireç dökmüşlerdir. Yani içinde filiz çıkarttırmıyorlar. Yani bakın. Olabilir. Çünkü çürük kök çok var bunlarda. Diplerinde. Oraya kancalı kurt geliyor. Böyle yapmışlar. Tabi buranın daha gelişimlerini her sene çekmeye çalışacağım. Bu sene böyle. Yani bence gayet güzel. Dalın sallanmasına ahengine bak. Yani evet. İyi güzel. Bu sene bir de çok yağmura gittiği için fındık çok öyle verimi o kadar iyi değil. Fındık dal kaç tane var? 2, 4, 5 tane var. Tam buraya göre. Tabii bunu tekrar gene bahsedecek. Şu sürgünlerin uzunluğuna bakın. Bunlar şu seneye olduğu gibi fındık olacak. Fındık verecek. Çok çok güzel Erdal. Çok güzel gelişim var. Şuna baksana. Süper. Süper. Evet, şöyle manzara da göstereyim size. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar, bu da son çıkarken göstereyim. Yan tarafta herhangi bir vatandaşın fındık bahçesi. Yani şöyle görüyorsunuz durumu. Burada örnek yapılan bahçe. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için.